Sevgili izleyiciler, şimdi neredeyiz? Derneğimizin yönetim kurulunda olan Hakan Ertürk arkadaşımızın müessesesine geldik. O ne yapıyor burada? Türk iş yerlerine danışmanlık yapıyor. Yani vergi işlerine bakıyor. Hakanlara da. Ayrıca Türklerle değil, Almanlara da yapıyor. Avustralya. Gördüğünüz gibi şu an 2000 metrekare bir kendisinin mekanı var. Şimdi gidip Hakan'ın bir kahvesini içelim. Bakalım neler yapacak. Hakan bize neler söyleyecek. Hadi bakalım içeri girelim. Bakalım Hakan burada mı? Evet, önce bir zile basıyoruz. Evet, zile basıyoruz. Böyle her önüne gelen giremiyor anlaşılan. Evet. Kapı açılmadı. Sekreteran bize kapıyı açacak. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Memleket nere? Mardin. Ey yarabbim, görüyorsunuz yani. Mardin'in arkadaşımız bize kapıyı... Mardin'in neyi meşhur? Çok zor bir soru sordunuz. Evet. Bu bilmiyor. Hakan. Hakan Bey nerede? Bizleri bekliyorlar herhalde. Evet, girelim bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hakan arkadaşımız çok güzel bir yer yapmış. Her yer pırıl pırıl. Mardinli arkadaşım, burası çok mu eski bir bina? 100-200 senelik mi? Ne zaman yaptınız? 2 sene oldu galiba. Evet, devam ediyoruz bakalım. Nerede Hakan Bey? Biz soğuktan geliyoruz. Evet, kameram geride kaldı. Hızlı olduğu için bir şeyler gördü galiba. Evet. Evet. İçeri göz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Hakan Bey? Yunus TV'den. Sağ olun. Dedik sizi ziyaret edelim. Sağ olun. Derneğin de gecesi var. Hakan Bey, ne yapıyorsunuz? Bize kısaca kendinizi tanıtınız. Çünkü çok zamanımız olmadığı için her şeyi 5 dakikaya sığdırmamız lazım. Yoksa geceyi yayın yapamayacağız. Bize anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Yani işiniz ne? Bizim şimdi mikrofonu alın. Konuşun, rahat konuşun. Evet, teşekkür ederim. Zoom yapsın yavaştan. Adım Hakan Ertürk. Bizim burada bir mali müşavir ofisimiz var. Müşterilerimize, şirketlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendileri Alman devletine karşı, maliyesine karşı en iyi şekilde vergilerini ve maddi durumlarını savunmaya çalışıyoruz. Savunmaya çalışıyorsunuz. Bu işi uzun zamandır mı yapıyorsunuz yoksa? 25 yıldır. 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Binayı da yeni yaptınız galiba. Evet. Ben sekreterinize dedim, 150 senelik binadır çünkü her şey gözüküyor da. Espri olsun takıldığımda yani. Almanya'nın durumu neye gidiyor yani? Şimdi biz program gibi değil de yani en azından bir bilgi de verelim. Almanya'nın durumu, yani şartları şu an çok iyi değil, görüyorsunuz. Her şey pahalılaşıyor, zorlaşıyor. İnsanlarımız maddiyen sıkışıyor. Ama tabii ki Almanya'nın bir uzun yıllardır bir metodu vardır. Sosyal yaşantısı başka ülkelere karşı daha iyi. Kazanç imkanları daha iyi. Biz de biraz Almanya'da belirli standartlara alıştığımız için zorlaşıyor tabii ki. Ama memleketin havası tabii ki her zaman başkadır. Başka. Bir de nerelisiniz onu sorayım yani, merak ettim. Trabzon Akçabat. Akçabat. Akçabat'ın neyi meşhur? Köftesi. Köftesi. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Hakan arkadaşımıza teşekkür ettik, ziyaret ettik. Bir de gecemizin sponsorlarından çok teşekkür ediyoruz kendisine. Karadeniz gecelerine gönül veren en başta gelen arkadaşlarımızla. Hakan, bu kadar işi tek başına yapmıyorsun burada herhalde yani. Hayır, kesinlikle değil. Bir kişi gördüm orada. Deneyimizin yönetiminde görevli. Arkadaşlarımız arkada gördü. İşte hani ziyaret edebilir miyiz? Tabii ki yani. Müsaade o sizin. O zaman gidelim. Evet sevgiliciler, ben dışarıdan geldim. Şimdi bakmayın Hakan tabii şıkımıkı giyinmiş. Ama biz soğuktan geldik. 1,5-2 saatlik de yoldan geldik. Tabii ki biz de Hakan gibi sabahtan beri burada olsaydık herhalde kravatımı takardım. Ben şallı olduğum için Hakan da gördüğünüz gibi şık bir delikanlı. Hakan, bize içeri gezdirir misin? Tabii ki, buyurun. Gel bakalım ya, kimler ne yapıyormuş. Şimdi devam ediyoruz burada girişte. Burada ofis var. Galiba Pınar Hanım burada. Evet. Kız kardeşim oluyor kendisi, evet. Yıllardır abla, her zaman abla, yanında. Abla mı dedim? Yok, kız kardeşim. Bakalım.
Guten Tag. Evet. Gördüğünüz gibi Pınar Hanım burada. Pınar abim mi yoksa senin ablası mısın? Abim olur. Çünkü yaş çok fark olmadığı için aranızda herhalde çıkaramadım. Biraz var ama biraz. Abim hem de patronumdur kendisi. Ne? Ben seni patron sanıyorum abi. Yok o evet. Benim patronumdur. Nasıl gidiyor muhasebe işleri? Çok şükür. Yani diyorsun. Çok iş var. Uğraşıyorsun, çok evet. İş var. Hesap işi hep. Evet hep. Yani sevgiliciler Hakan'ıma sorayım. Hakan bir rakamdan oynasam neler çıkar değil mi? Çok tabii ki. Evet, çok değil mi? Farklar oluyor. Tabii büyük ki. Farklar oluyor. Almanya devletinde kuruşu arayan bir devlettir biliyorsunuz. Almanya'da hukuk kanununda vergi kaçakçılığı büyük suçlara hitap ediyor. Yani bir insana dayak atarsın daha az ceza alırsın, vergi kaçırırsın daha ağır cezalara mal olur. Evet. Değil mi? Doğru mu diyor? Doğru. Evet. Devam edelim bakalım. Burada sizin ofisiniz. Evet. Bir şey demek istiyor musun? Yok. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Geceye geleceğim. İnşallah. Evet. Belki de gecede şu an. Evet. Devam ediyoruz bakalım. Burada çalışan arkadaşlar var. Evet. Geldik. Galiba meeting var herhalde. Çünkü meeting var. Evet. Çünkü meeting var. Meslek arkadaşlarına biraz bilgiler veriyor. Nasıl? Bunlar çıraklar mı yani? Onlar meslek eğitimi yapıyorlar. Evet, meslek eğitimi yapıyorlar. Burada çeşitli ülkeden insanlar var galiba. Tabii ki. Rusya'dan, Türkiye'den. Türkiye'den. Mardin'den, Kocaeli'den. Şu arkadaşın nerede? Sorabiliriz. Ersin'cim nereden geliyorsun? Ersin nerelisin? Mardinli. Mardin, evet. Kuyumcu. Kuyumcu mu? Dede ne ben? Kuyumcu değil mi sen? Yok. Evet sevgilice burada dedi ki bak Rusya'dan biri dedi. Kaktela! Kaktela. Was das bedeutet? Ana anlamadı ya. Horoshov demesi lazım. Fişteyiz kay Rusiş. Ich verstehe gut Russisch. Was ist Kaktela? Kaktel? Ja, Kaktela. Wie geht's? Was heißt auf Kaktela. Wie geht's auf Russisch? Kaktela? Ya. Kaktela. Okay. Ya bak şimdi sevgili izleyiciler şöyle bir olayla karşılık. Hani biz de deriz ya nasılsın? Dili dönmez birinin nasılsın? Ben de herhalde tam bunu telaffuz edemedim. Arkadaş anlayamadı. Suç bende yani. Galiba öyle oldu. Evet devam edelim. Arkadaşlara kolay gelsin diyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Öğrencilerin hoca problem var mı? Bunlara meeting veriyorsun. Ya, yavaş yavaş öğrenecek ya. Öğreniyorlar. Evet inşallah. Kaçıncı senesi bu gençler? İki oldu. İki. Evet. Evet sevgili hemen anladım Türkçesi zayıf. İki oldu dedi. Oldu demedi. Oldu dedi. Son hemen. Feşenize Türküş. Nein. Leide. Merhaba. Guten Morgen. Ya bak abi bunlar Türkçe biliyor bilmiyorum dedi. Devam ediyorum bakalım. Ne var burada? Evet burada da meeting salonumuz galiba. Hani evet, toplantı. Toplantı. Yılbaşı yemeği verdiniz mi burada? Yok. Yok daha vermediniz. Yok yılbaşı yemeğini dışarıda yapacağız. Dışarıda müşterilerimizin yapacağız. Yanına masada gideceğiz. Masada güzelmiş yani yemek. Teşekkür ederim. Evet. Ara sıra arkadaşlar kalabalık olunca burada yemek yiyorlar ama genelde değil. Toplantımız sadece burada oluyor. Seminer veriyoruz müşterilerimize. Evet. Veya küçük bir görüşmelerimiz sol tarafta oluyor. Ya bayağı da büyük bir alan var yani şu alt kat kaç metrekare şu an bayağı yes. 400. Yani. Evet diyelim ki 400 küsür. 500 ise yukarısı da var. Yukarıda ne göstereceğim size? Yukarıda küçük bir Trabzonspor'la alakalı küçük bir arşivim var. Hadi ya. Hadi bakalım ya. Evet Trabzonspor varmış yukarıda. Kamerada da Tufan olduğu için benden önce gitmek istiyor. Tufan gitti mi sen hiç yukarıya? Gitmedin. Bakalım şimdi görüyor. Gidelim oraya. Evet ikinci kata çıktık. Üçüncü mü? İki mi? Zemin? Yok. Birinci kat Türkiye'de. Bir. Erkeşos zemin mi? Oo bura karanlık. Hah. Evet. Evet. Kaç numara? Bunun numarası yok. Yok. Onun yok. Bunun yok. Ama şunun vardır. Onun da yok. Bunun da yok. Trabzonspor'dan özel imza imzalı. Yok. Kimlerin imzası var şurada? Hepsinin. Bütün futbolcular. Şampiyon. Evet. Şampiyon olduğu yıl değil mi? Evet. Gerçekten paha biçilmez bence yani. Ya şu anda satın alsam bile alamaz. Alamaz. 500 euroya çıkartılmaya satsam bile satamaz. Yani. Yani alamazsın. Şeye çıkartsalar ben böyle bir şeye belki 5000 euro veririm. Yani, evet. Şu an bir tane var Hakan. Yani olmayınca. Hep orijinal formalı. Tamam mı? Evet. Gördüğünüz gibi orijinal imzalar. Çünkü
çok makbuldür bu devirde, bu zamanda. Bunu yerine asıyoruz. Bu Hakan, hayırdır ya, sen top mu oynadın? Gel, gel, gel. Bak, 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 ne var? Hakan 61 numaralı forması varmış. Buhende mi oynadın? Evet, Buhende mi kalıyordun sen? Yok, ben burada kalıyorum ama Buhende sevdiğimiz kardeşlerimizle top oynuyoruz. Yakın mı buraya bu? Bir 70 kilometre. O 70 kilometre topa gidiyorsun ya burada. Evet, işte gönül vermek böyle bir şeydir. 70 kilometre topa gidiyor. Gördüğünüz gibi. 61. Bu numarayla mı oynuyordun orada da yani? Kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar tabii. Evet, 61 numarayı ne? İşte insan sevdi mi her şey yapabiliyor yani. Evet sevgili dinleyiciler, Hakan'ı yerinde ziyaret ettik. Hakan, başarılar diliyoruz. Çok gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakan'a böyle bir program yetmez. Daha uzun, en az 45 dakika verip sorunları dile getirmemiz lazım. Biz bunu tanıtım amaçlı çektik. Hakan, bir şey diyor musun Almanya'daki Türklere? Herkese başarılar diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk. Toplumsal olarak birbirimize destek olup burada daha iyi başarılara herkese nasip olmasını dilerim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de selam var mı? Babama selam ediyorum. Şu an kendisi Trabzon Akçabat'ta. Gelecek mi gecede? İnşallah haftaya burada olacak. Hep beraber gecede olacağız. Evet. Sizleri de bekliyoruz. Evet sevgili dostlar, dediğimiz gibi teşekkür ediyoruz kardeşimize. Devam.